Merhaba sevgili izleyiciler. Emekli Amiral Türker Ertürk'le birlikteyiz. Şimdi son günlerde Libya'da yeniden hareketlendi iç savaş ve Türkiye'de biliyorsunuz aktif bir şekilde mevcut hükümet tarafında konum aldı. Ve işte gönderdiği silahlı kuvvetler unsurlarıyla resmen Libya iç çatışmasının içinde. Ama işin çok değişik boyutları var. Şimdi son günlerde Libya'da mevcut hükümetin yani Türkiye'nin desteklediği Saraç hükümetinin İslamcı Hafter güçleri diye ifade edilen güçlere karşı üstünlük sağladığı ve Türkiye'nin işte bir büyük bir başarıya doğru Libya'da gittiği söyleniyor ama bunun arkasında çok büyük bir işte projeler, planlar var. Amiral, emekli amiral Sayın Türker Ertürk, Libya'da bir başarı olduğunu düşünmüyor. Kapsamlı bir analizi var. Şimdi bunları konuşacağız. Türker Bey merhaba efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum size. Teşekkür ederim. Lütfen sizden dinleyelim mi? Türkiye Libya'da başarıya mı gidiyor? Yoksa bu işte Libya özelinde işte Suriye, Mısır'la ilişkiler, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler diyorsunuz ki bir Tayyip Erdoğan'ın kafasında bir hilafet projesi var. Nedir efendim? Anlatır mısınız lütfen? Şimdi öncelikle yanlış anlaşılmak da istemem. Tabii ki. Libya'da bir askeri başarı olduğu kesin. Niçin askeri başarı olduğu kesin? Biliyorsunuz doğudaki güçler, General Hafter yönetimindeki güçler Libya'nın neredeyse %96'sına egemendi. Seraç yani Türkiye'nin desteklediği Seraç %6'lık bir bölüme sıkışmıştı. Trablus merkezliydi. Hafter Trablus'u kuşatmış. Trablus her an düştü düşecekti. Evet. Şimdi bu kuşatma yarıldı. Bu kuşatmanın yarılmasındaki pay, zafer payı tabii ki Türkiye'nindir. Orada Türk Silahlı Kuvvetleri var. Ayrıca iktidarın vekalet savaşçıları var. Biz bunu, iktidar bu rakamları açıklamıyor ama biz bunu açık kaynaklardan, yabancı basından da görüyoruz. Yaklaşık 6000 vekalet savaşçısı var. Dolar bazında onlara para ödeniyor. Nereden getirildi bunlar? Suriye coğrafyasından getirildi. Çoğu biliyorsunuz cihatçı, radikal İslami örgütler, yumuşağı var, serti var. Böyle bir mücadele sürüyor. Bakınız ben başından itibaren şunu söylemiştim. Türkiye yanlış yaptı. Niçin yanlış yaptı? Çünkü Türkiye Libya coğrafyasında sevilen bir ülkedir. Türkler sevilir. Türkler bu tarihsel özelliklerini ve bağlarını neden yana kullanmalıydı? Ara buluculuktan yana kullanmalıydı. Taraf olmamalıydı. Ve Libya'nın üniter yapısına, Libya'nın geleceğine oynamalıydı. Ama iktidar ne yaptı? Mısır'da yaptığı gibi, Sudan'da yaptığı gibi, Suriye'de yaptığı gibi kimi destekledi? İhvan'ı destekledi. Bir de sizi şu aldatmasın. Yani işte Birleşmiş Milletler tarafından tanınan yönetimi destekledi diye bu iktidarın halkı kandırmak için söylediği bir yalan. Niçin öyle? Örneğin gerçekten Birleşmiş Milletler'in desteklediği yönetimleri destekliyor olsaydık biz Suriye'de niçin Beşar Esad'a destek vermedik? Bu bir. İkincisi sadece tanıyor olmak da yetmez. Örneğin Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti, Türk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler tarafından tanınmıyor. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan kim? Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Ama biz çıkarlarımız ve güvenliğimiz gerektiği için kimi destekliyoruz? Kuzey'i. Yani iktidarın bu söylediği baştan aşağı safsatadan ibaret. Niçin böyle yaptı? İhvan'ı desteklemek için. Çünkü biz biliyoruz ki iktidar siyasal İslamcı, yeni Osmanlıcı hayali var. Bu hayali gerçekleştirmeye çalışıyor. Bir de Şaban Bey şu çok önemli. Şimdi Suriye, Irak, Libya bunlar farklı şeyler değil.
Bu bir emperyalist projenin, ne o? Büyük Orta Doğu projesi veya genişletilmiş Orta Doğu projesinin Irak bacağı, Libya bacağı ve Suriye bacağı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu projenin mümessili bu coğrafyayı, Türkiye dahil bu coğrafyayı etnik dinsel mezheplere bölmek istiyor. Daha küçük parçalara bölmek istiyor. Bu bölgeyi dizayn etmek istiyor. Türkiye de buna dahil. Evet. Hatta amiyane tabirle emperyalizm bölgemize tecavüz etmeye çalışıyor. Ama sizin ülkenizin yöneticisi Türkiye'nin de tecavüzde zarar göreceğini bile bile ne diyor? Ben diyor bu projenin eş başkanıyım diyor. Şimdi siz eğer Suriye'de projenin mümessiliyle işbirliği yapıyorsanız yanlış yoldasınız. Bakınız Amerika Birleşik Devletleri bizim müttefikimiz. Ama insanın veya bir devletin müttefiki olur ama tüm çıkarları örtüşmez. Ne demek istiyorum? Libya, Suriye'de mi dediniz? Libya'yı mı kastettiniz? Hiç çünkü farkı Suriye'de, yok. Suriye'de Amerika ile Türkiye'nin çıkarları çatışmıyor mu zaten? Hani bir itiş ama şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletleri'yle işbirliği içinde çalıştığı iktidar Mart 2011'de başlayan vekalet savaşında sadece PYD konusunda bir anlaşmazlık çıktı. Hatta Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı inşa etti. Amerika tehdit etti, ambargo koyarım dedi, hakaret etti ve durmak zorunda kaldılar. Evet. Şimdi bakınız, İdlib'deki harekata Amerika Birleşik Devletleri evet diyor. Niçin? Çünkü Türkiye'yi Rusya'dan uzaklaştırmak için ona müsaade veriyor. Şimdi size diyorum ki eğer Irak'ta, bakınız Irak üzerinde, Suriye üzerinde ve Libya üzerinde Türkiye'nin çıkarları ve güvenliği müttefikimiz Amerika'nın çıkarları ve güvenliğiyle çatışıyor diyorum. Siz eğer işbirliği yapıyorsanız ki en son biliyorsunuz Libya'da harekatı tekemmül ettirebilmek için, değil mi? Kimden müsaade istediler? Trump'tan müsaade istediler. O zaman siz şöyle söyleyeyim, ne yapmak istiyor bu proje? Irak'ı en az 3 parçaya bölmek istiyor. O zaman siz Irak'ı bölen iradeden yana tavır koyuyorsunuz demektir. Bütün bunların arkasında ne var Türker Bey? Yani Türkiye'nin menfaatine değilse, yani o demin söylediğiniz tabirle, İşte Türkiye'nin de tecavüz hedefi olduğu Büyük Orta Doğu ya da genişletilmiş Orta Doğu projesinde Türkiye'de hedef ise emperyalist ülkeler tarafından, ki Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Türkiye neden mesela son olarak Libya'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu geçtiğimiz gün açıkladı, işte Amerika Birleşik Devletleri ile çalışacağız, öyle talimat aldık diye. Neden bunu yapıyor? Yani hedefi ne AKP'nin? AKP'nin hedefi şu. Bu Büyük Orta Doğu projesi ve bilhare Büyük Orta Doğu projesinin girişimi olan Arap Baharı başladığında bunlar şöyle zannettiler. Bize fırsat çıktı. Bizim siyasal İslamcı ideolojimizi gerçekleştirmek, yeni Osmanlı hayalimizi realize etmek için fırsat çıktı diye değerlendiler. Bu işin içine balıklama daldılar. Onun için Irak'ta desteklediler. Suriye'de desteklediler ki Suriye'de feci işler yaptık ne yazık ki. Şimdi Libya'da destekliyorlar. Niçin bunu yapıyorlar? Bu çağ dışı ideolojileri ve hayallerini gerçekleştirmek için. Şaban Bey, şurada şöyle bir şey var. Türkiye'nin çıkarları ve güvenliğiyle bugün iktidarın bu ideolojisinden ve hayalinden kaynaklanan politikalar taban tabana birbirine zıt. Yani bugün İktidar için iyi olan her şey Türkiye'nin güvenliği ve çıkarları için ne yazık ki iyi değildir. Yine bu proje ve Arap Baharı kapsamında biz biliyoruz ki bir hilafet projesi vardı. Bu neydi? Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere güdümünde bir hilafet projesi. Tabii ki biz bunu nereden biliyoruz? 2004 yılında bu işin başlarında zamanın başkanı Clinton tarafından bu ne yapılmıştı? İfşa edilmişti. Hatta daha sonra 2012 yılında bu iktidarın akıl danelerinden olan Kadir
Mısırlıoğlu bunu bir şekilde deşifre etti. Hatta hatırlar mısınız çok yakın zaman içinde hilafet konusunda çalışmaları olan Tanrı Verdi denen bir zat-ı muhterem evet. söylemleri nedeniyle büyük bir tepki aldı. Tepkinin üzerine sessiz sedasız istifa ettirildi. Halbuki, hatta İstanbul'da da bir konferans düzenlediler. Yani şöyle söyleyeyim. İktidarın kafasından ne geçiyor? Çünkü artık demokratik olarak seçim kazanabilmelerine, bir de iktidarın en büyük özelliğine hesap verebilir değil. Hesap verebilir olmayan iktidarlar ne yapmak ister? Sonsuza kadar iktidar gücünü kullanmak ve iktidarda kalmak ister. Peki size sonsuza kadar iktidarda kalma şansını ne tanıyabilir? Hilafet tanıyabilir. Bakınız iktidarın operasyonlarına bakın. İşte Suriye'de yaptıkları. Şimdi Katar'da biz üs açtık. Evet. Peki size şöyle söylüyorum. Katar'da 15 bin Amerikan askeri var. 15 bin Amerikan askeri Suudi Arabistan'a karşı Katar'ı koruyamadı da 600 askerle biz mi koruyacağız? Yine 15 bin ki elit bir güç var Amerika Birleşik Devletleri'nin nerede? Katar'da, Doha'da. Şimdi onların veremeyeceği hangi eğitimi biz veriyoruz? Şöyle, iktidar ile Katar emiri arasında stratejik bir işbirliği var. Bunun için oradalar. Hatta hatırlar mısınız? Sudan'ın şu anda devrik olan çok kötü şöhretli bir diktatörü vardı. El-Beşir. Evet, El-Beşir. İhvan'dan destek alıyordu. Bununla işbirliği yaptılar. Hatta hilafet ilanını çağrıştıran mecliste bazı faaliyetler olmuştu Sudan meclisinde. Askeri işbirliği anlaşması yapıldı ve bu kapsamda bakınız çok önemli, Suakin Adası'nı kiraladılar. Suakin Adası nerede biliyor musunuz? Mekke'nin karşısında. Çok stratejik önemi var. Türkiye Cumhuriyeti için stratejik önemi yok. Türkiye mi kiraladı o adayı? Evet, doğrudur. Kimden kiraladık? El-Beşir yönetiminden. Sudan. Evet. Evet. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bizim hemen güneyde Somali var. Bugün dünyada en büyük büyükelçiliğimiz Somali'de. Somali'de. Niçin? Niçin Çin'de değil, Amerika'da değil, Rusya'da? Çünkü o bölgeyle iktidarın stratejik bir işbirliği var. Bu işbirliği için öyle bir büyük büyükelçiliğe ihtiyaç duyuldu. Komutanım, Türkiye kiraladığı o adaya ne yaptı? Yani ne faaliyet var o adaya? Yapamadı. El-Beşir devrildi. Mutabakat muturasını yırttılar, attılar. Ve bugün Sudan yönetimi Türkiye'ye düşmanlık yapıyor. Şimdi bu Libya konusunu da bu bağlamda incelemek lazım. Şimdi genelde... Peki, çok özür dilerim. El-Beşir devrilmeseydi, Türkiye Mekke'nin karşısında kiraladığı o adada ne yapacaktı? Yani Suudi rejimine karşı bir üs mü kuracaktık? Ne yapacaktık? Neydi? Suudi rejimiyle iktidar arasında gerçekten bir çatışma var, kavga var. Bu amaçla kullanacağı kesin. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bugün hatta çok geçtiğimiz cumartesi günü Sisi bir açıklama yaptı. Dedi ki Sirte bizim için stratejik öneme sahiptir. Eğer oraya girilirse dedi biz müdahale ederiz dedi. Niçin biliyor musunuz? Sisi ve Mısır bunu bir tehdit olarak algılıyorlar. Çünkü biliyorlar ki Türkiye'deki iktidar oraya mavi vatan için gitmedi. Ne için gitti? Hatta biliyorsunuz orada hava ve deniz üsleri kurmaya çalışıyorlar. Vatiye'de, Mizrata'da, değil mi? Niçin? Çünkü biliyorlar ki Mısır'a iktidar düşmanlık yapıyor. Bir anlamda Müslüman kardeşlere Mısır'a yakın olmaya çalışıyor. Çünkü eğer Libya coğrafyasına bakarsanız doğusunda Mısır var. Hemen güneydoğusunda kim var? Sudan. Var. Çat var. Nijer var. Cezayir ve Tunus var. Özellikle Cezayir ve Tunus'taki İslami örgütlerle işbirliği için gidiyor. Yani mavi vatan için gitmiyor. Bakınız biz tabii ki Libya bizim için stratejik öneme sahip. Ama ne için? Bir tarihi bağlarımız var.
İki, mavi vatan hedefine ulaşmak için çok önemli bir partner, çok önemli bir ortak Libya bizim için. Hı hı. Ama siz Doğu Akdeniz çanağında bütün ülkelerle kavga ediyorsanız, hem de ne için? Hamas aşkı, İhvan aşkı ve antisemitik söylemler. Bakınız, Suriye ile kavgalıyız, Lübnan'la kavgalıyız, İsrail'le kavgalıyız, Mısır'la kavgalıyız. Güney Kıbrıs Rum yönetimini ve Yunanistan'ı saymıyorum. Evet. İşte bu çanağın hepsiyle kavgalı olarak Libya'nın sadece %6, hadi bugün kuşatmayı yardılar, %10'lar seviyesine çıktı. Sadece küçük bir parçayla işbirliği geliştiriyor olmak, mutabakat muhtırası imzalamış olmak Türkiye'yi mavi vatan hedeflerine ulaştırır mı? Ulaştırmaz. Demek ki iktidarın kafasında mavi vatan yok. O mavi vatan bu siyasal İslamcı projelerini Türk halkına satabilmek için uydurdukları, orada bölgeyi karıştırmaya çalışıyor ve işin kötüsü, Mısır bunu tehdit olarak görüyor. Şimdi biz esasında Mısır'la da çok önemli tarihsel bağlarımız var. Mısır'la işbirliği yapmamız lazım. Biz Suriye ile işbirliği yapmamız lazım. Biz kimle? İsrail ile işbirliği yapmamız lazım ki biz mavi vatan hedeflerine bu Doğu Akdeniz'de ulaşalım diye. Ama iktidar hep tersini yapıyor. Bir de Şaban Bey, son bir cümle daha. Hani Atatürk örneğini veriyorlar ya. 109 yıl önce Atatürk Libya'da Derne'de emperyalizme karşı savaş verdi. Bunlar 109 yıl sonra, hatta 2011'de başladığına göre 100 yıl sonra başladılar. Ne yaptılar? Emperyalizmin projesine ne yazık ki destek, su taşıdılar, destek oldular ve fedailik yaptılar. Komutanım, diyorsunuz ki bütün bunları AKP iktidardan gitmemek için, Türkiye'de iktidarda kalabilmek için, çünkü iktidardan düşmeye korkuyor, hesap verme durumları vesaire ve içlerindeki işte Osmanlıcılık, hilafet özlemleri, hayalleri, rüyaları var. Yani çok net soracağım. Tayyip Erdoğan halife olmak için mi, kendini halife ilan etmek için mi bütün bu maceralara atıyor Türkiye'yi size göre? Şimdi bakınız, bugün Türkiye bölgesinde ötekileşti. Her konuda iflas etti. Bunun tek bir nedeni var. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ideolojisine ve kurucu babasına düşmanlık ve Cumhuriyet'in değerlerini haraç mezat satmak ve Türkiye'yi çağ dışı bir ideoloji ve gerçekleşme şansı milyonda bir bile olmayan yeni Osmanlı hayali peşinde koşturduğu için bunlar başımıza geldi. Şimdi bu mücadelede ben tabii ne yapmaya çalışırım? Ben analizci bir insanım. Yani sizin kafanızın içinde Şaban Bey neler geçti bilemem. Ama sizin davranışlarınıza bakarım, sizin politikalarınıza bakarım, yaptıklarınıza ve yapmadıklarınıza bakarım. Yani biz bunu stratejide çok kullanırız. Karşı tarafın zihnine girmek. Şimdi ben bu analizlerle karşı tarafın zihnine girdiğim zaman görüyorum ki kafalarından bu geçiyor. Ama bunu gerçekleştirme, ben buradan uyarı da yapmış olayım. Şansı yok. Ülkemize çok acı çektirirler. Çok kötü şeyler olur. Bunu gerçekleştirmelerine imkan yok. Evet, akıllarından geçiyor. Bir de mutlaka bizi dinleyenler şunu diyecektir. Peki hilafeti Türkiye ilan etti. Hangi ülke tanır ki? Size şöyle söyleyeyim Şaban Bey. Ya bir ya iki, bilemediniz veya hiç kimse. Peki niçin hala bu proje peşinde koşuyorlar? Niçin? Onlar artık devletlere oynamıyorlar. Bakınız, Endonezya'da Aceh'e yardım etmeye çalışıyor. Etrafta girişimler yapmaya çalışıyor. Yani bu ülkelerin örgütlerine, bu ülkelerinin sokaklarına, hatta Ayasofya konusunu herkes dedi ki bu bir iç kamuoyu girişimi diye. Ben size şöyle söyleyeyim. Tabii ki iç kamuoyu bölümü de var ama esas amaç İslam dünyasına mesaj göndermekti. Çünkü Ayasofya'nın İslam dünyasında da bir karşılığı var. Hatta bugün eğer Arap basınına girebiliyorsanız veya Arapçası olan arkadaşlarınız varsa sorun onlara. Şu anda bu
halk kesimlerinde, Arap dünyasında Ayasofya konusu konuşuluyor. Bunlar da zaten konuşulsun diye yapıyorlar. Diyorum ki bu doğru bir gidiş değil. Bir an önce Cumhuriyet'in kurucu ideolojisinin gerektirdiği dış politika değerleriyle siyaset yapmak lazım diye öneriyorum buradan. Şimdi komutanım, hakikaten çok çok hayati uyarılar yapıyorsunuz yani ülkemiz adına. Ne olacak peki? Yani ülkemizde hani hukuk yoluyla, demokrasi yoluyla, siyaset yoluyla bu maceranın, bu Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bu sürüklenişinin önlenme olasılığı yok mu sizce? Yani muhalefetin konumu, işte önümüz dönemde yapılacak seçim. Yani kendimizi AKP yönetiminin hayallerine mi teslim edeceğiz, sürüklenip gideceğiz? Bu konudaki şeyiniz nedir, değerlendirmeniz? Yani iyimser misiniz, karamsar mısınız? Onu merak ediyorum. Şaban Bey, ben iyimserim. Bugün iktidarın kazanmasına imkan ve ihtimal yok. Şimdi sizin, benim, hepimizin boğazını sıkıyor. Ben diyorum ki dayanın. Evet, biraz daha acı çekeceğiz ama tünelin ucunda ışık gözüktü. Bakınız dünyaya, bakınız tarihe, otoriter rejimlerin ila nihaye iktidarda kalabildiği bir örnek gösteremezsiniz. Evet, acı çekeceğimiz kesin ama size şöyle söyleyeyim, aydınlık günler çok da uzakta değil. Onun için mücadele etmek lazım, taşın altına elimizi sokmak lazım. Bakınız işte bugünlerde, hatta dün baro başkanları yürüdü. Çünkü Türkiye'de hukuk yok, Türkiye'de adalet yok. Peki Türkiye'de hukuku ve adaleti kim katletti? İktidar katletti. Bakınız, bir rejime demokrasi denebilmesi için kuvvetler ayrımı olması lazım. Ama demokrasiyi ne yaparak, bir tramvay muamelesi yaparak, istediği durakta inerim söylemleriyle ne yaptılar? Bu kuvvetler ayrımını yok ettiler. Eğer kuvvetler ayrımı yoksa bir ülkenin denge ve kontrol mekanizmaları yok demektir. O ülke freni patlamış kamyon gibidir. Şu anda Türkiye'nin durumu o. Yani hatta Osmanlı sultanlarında bile şu anda Cumhurbaşkanı'nda olduğu kadar emin olun yetki yoktu. Ama bu sizi korkutmasın. Şu anda iktidar hep mücadeleyi gayrimeşru zeminlere çekmeye çalışıyor. Onun için muhalefet demokratik blok halinde beraber hareket etmeli. Geçmişe yönelik birbirine yaptığı suçlamaları unutmalı, armudun sapı, üzümün çöpü dememeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ideolojisinden yana olan, demokrasiden yana olan herkesle beraber hareket etmeli. Kime karşı? İktidara karşı. Bu aşılacaktır, bu konuda şüphe bile duymuyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Komutanım, sağ olun. Değerli izleyiciler, emekli amiral Sayın Türker Ertürk'le konuştuk. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.